Selam. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Burada mıyız? KSR Doğukan. Merhaba Hasan. Hepimizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bayramın da son günü zaten. Nasıl gidiyor? Neler yaptın bu hafta? İyi geçti mi? Güzel bir bayram geçirdin mi? Biraz toplaşırız birazdan herhalde. Ya da bugün bayramın son günü. Herkes yolda, tatilden dönüyor olanlar falan vardır. Bugün ne yapacağız? Bugün sporttan devam edeceğim. Biraz backend işimiz var. Onları yazacağım. Bazı şeyleri, yapıları değiştirmek zorunda kaldım. Onlardan biraz bahsedeyim. Bakalım, göreceğiz. İyiyim Hasan. Nasıl olsun? İşte biraz dinlendim. Biraz canlı yayın. Spor üzerine çalıştım bu bayramda. Ya biraz yorulmuşum aslında. Kendimi yormuşum. Hani yorgunluk. Şu okulun bitmesini bekliyorum. İşte yaz tatiline gireceğiz. Ondan sonra daha hızlı ilerler diye düşünüyorum bazı şeyler. Hem kafamda bazı başka fikirler var. Onları yapmak istiyorum. Kişisel gelişim anlamında. Bakalım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ha, bitirdin mi? Çok iyi. Eline sağlık. Bilgimi güncelliyorum abi, sonrasında to-do projesi yapacağım. Yaptığın zaman GitHub'a pushla. Bizle paylaş. Review edelim burada. Yorumlayalım. Olur mu? Yeni dokümantasyondan ilerle. Çok işine yarar. Axis'le de atabilirsin, Fetch'le de atabilirsin. Biz şu an Fetch'le attık. Sport'te fetch atıyorduk. Axios'ta nerede attık? Axios'ta da atmışızdır illaki bir yerlerde. Yani ikisi de aynı şeyi çözüyor aslında ama Axios'ta başka bir kütüphane. Fetch direkt JavaScript'in içinde olan bir fonksiyon. İkisini de kullanabilirsin. Tek farkları bir tanesinde response handler yazman lazım. İkisinde de yazman lazım aslında da. Bir arada bir tane fazla den geliyor. Ya da await geliyor. Önce response alıyorsun, çeviriyorsun JSON'ı, oradan bakıyorsun içeriğine falan. Eksiste böyle bir şey olmaması lazım. Direkt geliyor sana. Kendi yapıyor onu. Tuncay selam. İyilik ne olsun? Seni sormalı. Nasıl gidiyor? Fetch ile devam edebilirsin Hasan.
Fark etmiyor çok. Eksiyiz bir kütüphane sadece. Sen iyi bir yapı kurduktan sonra zaten fetch'le de atsan, Axios'la da atsan, yani datayı alabiliyorsan bir problem yok. Ya çok büyük fark yok, hayır. Zaten fetch'i bilmen lazım ki Axios'la istek atasın. Hani. React iyidir. Ama React öğrenince dediğim gibi GitHub linkini at, burada bakarız beraber. Neler yapmışsın, neler yapmamışsın. Review ederiz yani. Ne zaman, haftaya atarsın belki. Olur mu? Yapabilirsen haftaya beklerim. Ozkan hoş geldin. Ne haber, nasıl gidiyor? Tamam Hasan, bakarız. İyilik. Ne olsun? Bayramı bitiriyoruz. Bayramda iki canlı yayın kafi bence. Perşembe de yaptık değil mi? Birinci gün yok. Arife mi yaptık? Arife yaptık. Sonuncu günü. Yoruldum biraz ya. Bu sport beni biraz yordu. Farklı şeyler düşünmeye çalışıyorum. Burada yaptıklarımızın dışında. Yani tatil yapmadım aslında. Direkt sporttan devam ettim çalışmaya. Bazı işlerim var. Bu canlı yayından sonra da iş tarafına gitmem lazım. İşte bir şeyler yapacağım vesaire vesaire. Yoğunum yani. Ödev falan yoktu en azından. Oradan kurtardım. Benim de yapmam gerekecek bir proje var. Bunalttı. Hepimizin projeleri bunaltıyor. Alıcı da buldum. Aa, süper. Nasıl bir proje? Toplanmaya başladık değil mi yavaş yavaş? Güzel. Yemek siparişi uygulaması ama çok daha çok toplu siparişlere özel özellikleri var. Aa, çok güzelmiş. Güzel uygulama. Popüler zaten bugünün en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesidir herhalde. Yemek uygulamaları. Çok da zor bir proje aslında öyle baktığında. Eğer harita falan kullanacaksan. Ha, seni teslim ettiğin. Kapıya teslim yok. Okey. Teslim ettiğim yaşta. Anladım anladım Oskar. Okey. Tuncay. Nedir bakalım sorun? Ben meslek lisesine gidiyorum. Bilişim bölümüne yazılım mühendisliği olmak istiyorum. Okulda C# görüyoruz. Evde de Java ve HTML öğreniyorum. Bana yazılım kariyerimde verebileceğin öneri var mı? Bol bol proje geliştirmen Tuncay. Yani sana zor gelen ama çok da zor gelmeyen şeylerin üzerine gitmeni tavsiye ederim. Çok zor konular seçersen kendine yarı yolda bırakma olasılığın var. Ama eğer zor konular seçip onların üzerine gidip sonrasında daha zor konulara geçebilirsen güzel bir yol çizersin gibi geliyor. Şimdi C# ya da Java ile ilgili bir şey söyleyemem tabii. Web'e mi odaklanmak istiyorsun, nereye mi bilmiyorum.
Yani sana zor konuları seç ve onun üzerine yönel. Ama çok da zor olmasın. Mesela sıfırdan bir uygulama geliştirmeyi dene. Web uygulaması olabilir ya da oyun yapabilirsin. C# ya da Java ile. Web uygulamasını tavsiye ederim. Çünkü web günümüzün hani en çok kullanılan teknolojisi. Her yeri uygulama geliştirebilirsin diye düşünüyorum. Tek verebileceğim tavsiye bol bol uygulama geliştirmen ve kendine challenge'lar, zorluklar. Challenge'ın Türkçesini bilmiyorum. Kendine rekabet edebileceğin web uygulaması için çalışıyorsan zaten bol bol proje geliştirip birazcık da frontend öğrenip bol bol backend yazmanı tavsiye ederim. Yapılar nasıl çalışıyor? Bol bol kitap okumanı tavsiye ederim. Bence yani bu böyle konular en iyi kitap okunarak öğreniliyor. Tavsiye kesinlikle ederim. Ya da işte canlı yayınlara katıl. Benimkini olmak zorunda değil. Hani Java yazan, C# yazan insanlar varsa eğer onları bul. Onlar nasıl geliştiriyor onlara bak. Diye tavsiye ederim yani. Bugün azız. Ne yapsak bilmiyorum. Yani şimdi benim aklımda Sporty. Bugün zaten başlıkta da Sporty koydum ama ne yapacağımız konusunda bir fikrim yok. Uzun zamandır denk gelemiyorum sana. Olsun, ben buradayım pazarları. Beklerim müsait olduğunda. Ne yapsak bilmiyorum. Şimdi neler değiştirdim onlardan biraz bahsediyorum. Live'a bir geçelim mi? Tamam. Live'a geldik değil mi? Bunları büyütmenin vakti geldi sanırım. Bunu da diğer tarafa alalım. Şunu da büyütelim iki tane. Bir ayağa kaldıralım projeyi. Oh, bir şeyler ekmişim ben buraya. Şimdi aslında baktığınızda buralarda eskiden bir şeyler vardı. Burada bir select var vardı falan filan. Şimdi ben bunları uçurdum. Neden uçurdum? Çünkü birazcık yapıyı değiştirdim. Şimdi şurada beyaz tahtam var. Onun üzerinde hepsi yazılı da. Bunu size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Aslında biz şöyle bir şey yapmıştık. Eski canlı yayınlardan bir tanesinde. Şöyle bir şey yapmıştık. Şimdi biraz akışlardan bahsedelim. Kafamızda otursun. Ben ne düşünüyorum bunu yapmak için gösterelim. Şimdi biz ne yapmıştık? Şuraya bir gidelim. Sport nasıl bir yere evrilecek? Şimdi yapıyorum. Bakıyorum, tamam mı? Şöyle bir cycle'ım var. Önce biraz ondan bahsedeyim. Müşteri ve yazılımı kendi yapan da benim gibi düşün. Şöyle bir yol izliyorum kendime. Şimdi burada şu bir zaman çizgisi, tamam mı? Yani akıyor ve biz buralarda bir yerdeyiz diye düşün. İşte şurası da release date. Yani bu uygulamanın canlıya çıkacağı bir yer diye düşün. Şuraya C diyelim, canlı olsun. Hatta L diyelim, live olsun. Şurası live. Önümüzde bu kadar bir müddet var, değil mi? Bunu farklı bir renkle yapalım. Şunu da büyütelim. Şimdi bu kadar bir müddet var. Ne oldu orası ya? Neyse. Bu kadar bir müddet var. Şimdi bu müddette, şimdi şuraya kadar biz geçtik değil mi? Past. Burası da past olsun.
Burası past, burası gelecek, future, tamam mı? Yeşil future. Şimdi buraya kadar genelde ne yaptık? Bir şey geliştirdik. Şimdi ben niye yeni bir sayfa açıyor? Bozdum her şeyi. Şöyle kalmaya devam edelim. Burada bir ürün geliştirdik önce. Tamam mı? End design'la yaptık bunu. Bir prototipti bu benim için. Ne kadar yapılıyor görebildik. İlk web sitesi. Hiç remix falan kullanmadan yaptık bunu. İlk V1 diyelim buna. Sonra ufak bir backend yazdık, değil mi? Backend ne yapıyordu? İstekler atıyor. Authentication yapıyor. Bir şeyleri kaydediyor. Tamam mı? V1 burası client, burası backend. Bunun da V1'ini yazdık. Sonra başladık bunları geliştirmeye. Değil mi? Bunlar gelişti. Bir müddete evrildi. Artık 1.1'ler çıktı. 3 ayda. Bu canlı yayından 3 ay önce başladık sanırım. 1.1'ler çıktı. Sonra ne oldu? Backend'in de 1.1'i çıktı. Sonra baktık bu uygulama çalışmaya başlıyor. Artık devam buradan. Bu olabilecek bir proje yani. Teknik olarak da gerçekleştirilebilecek bir şeyken. Sonra dedim ki bu uygulamaları nasıl daha iyi evrilebiliriz? Şimdi ne yaptık? Burası eskiden White'la kurduğumuz bir yerde. Şimdi aklımdan geçenleri ben bir hafta boyunca düşündüğüm şeyleri anlatıyorum size. Bu White'tı. Tamam mı? Backend de Express'ti. Backend Express kalmaya devam etti. Bunlar böyle update'lendi. Şimdi ne yaptık? Son yaklaşık 1,5 aydır ne yaptık? Biz bunu client'ını remix'e geçirmeye çalıştık. Versiyon 2. Tamam mı? Remix. Aslında bunlar yavaş gibi görünen hızlı kararlar. Yani normalde V1'i yaptık. V1 neydi? Artık oradan da daha ileri gidebilirdi. Daha hızlı da gidebilirdi. Sonra dedik ki remix'e geçirelim. Her şeyi baştan kendimiz kurmaya çalıştık. Biraz daha kalite odaklı oldu. Biraz daha performans odaklı oldu. Güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Neredeyiz? Backend'ler değişmedi bu arada. Şu an hala 1.1. Daha üzerine bir şey geliştirmedik. 1.1. Burası client, burası backend. Şimdi ne yapıyoruz? Hatta V2'yi de bayağı götürdük. Şimdi V2'leri V2.1'e çekmeye çalışacağız. Artık şuradayız, tamam mı? V2'deyiz ve 2.1'e geçmeye çalışıyoruz. Yani bizdeki şuradaki biz şuradayız. Şu an buradayız. Şu süreçte. Ve bununla beraber backend de B2'ye geçecek. B2'ye geçecek. Bu yine Express kalacak bu arada. Backend B2'ye geçtiğinde değişiklikleri ne olacak? Biraz daha database'i değiştiriyorum. Daha genel bir çerçeveye uyarlanabilir bir program haline getirmeye çalışıyorum ki her müşteri profiline uygun olsun. Şu an sadece bizim şöyle bir hedefimiz vardı. Ben onu biraz daha dinamikleştirdim. Şimdi bizim uygulama nasıl çalışıyordu? Ondan biraz bahsedelim hemen. Şu şekilde çalışıyordu, değil mi? Bizim database'imiz böyle çalışıyordu. Bir tane user var. User kaydoluyor e-mail'iyle. Sonra e-mail onun unique datası oluyor ve metadata ile diğer bilgileri tutuluyor. DynamoDB'de. Sonra ne vardı? Programı vardı. Bir tane program oluşturuyor kendine. Bu programı user'ın kendi bilgisine tutuyor ve o günü geri alıyor. Yani program istediği kadar program oluşturabilir. İstediği kadar workout da oluşturabilir. Programın içerisine. Ve bu reaction'lar ve subscription'lar da user tagine bağlıydı. End user tagine bağlıydı. O da ne demek oluyor? Her end user bir workout'a
reaction verebilir. Bunu beğendim, bunu beğenmedim gibi. Ya da her user bir programa subscribe olabilir. Ona bağlanabilir. Oluyordu. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Bu programlar ve workoutlar biraz yüzeysel kaldı. Bizim şu ikisini, şu iki arkadaşı, şunları şu an düşünmeyelim. Reaction ve subscription'ı düşünmeyelim. Programları ve workout'ları bir alt dosyaya taşıyıp üstüne de project ya da program dememiz gerekecek. Bu programın ismi de plan olacak. Aslında şöyle oldu. Şimdi benim user'ım var. Tamam mı? Bu user normal buradaki user. Bir tane coach user var. İki tane user çeşidimiz var artık. Burası end user. Şöyle baştan yazalım. Bir tane end user var. Bir tane coach user var. Şimdi bu coach user ne yapabilecek? Program oluşturabilecek. Bu programı oluşturduktan sonra alt tarafına planları oluşturabilecek. Tamam mı? Şimdi programı oluşturdu. Geldi planı oluşturdu. Sonra bu planların altına da workout oluşturabilecek. Şunları biraz daha anlaşılır yazayım. Programdan en tane oluşturulabilir. Sonra plan oluşturuluyor. Ve her planın içine workout oluşturuluyor. Planları istediği gibi date'lerini, tarih aralıklarını belirleyebiliyor. End user ne yapıyor? End user da bu programlardan herhangi birini satın alıyorsa ya da bağlanıyorsa ücretsizse bu program içine dahil olduğunda programı görüntüleyebiliyor. İçerisindeki planlara gidebiliyor. Ve workout'ları yapabiliyor. Bunlar create. Bunlar read. Böylelikle çok daha iyi bir düzen oluyor. Yani her koçun birden fazla programı olabilir. Bu ne demek? Mesela Matt Fraser diye birazdan geleceğiz oraya da. Ondan da bahsedeceğim biraz. Program, plan ve workout da burası da read olacak. Şimdi mesela Matt Fraser'ın HPVO diye bir sesi olmalı. Tamam mı? Şimdi bak, programs'leri var burada. Şimdi buradan yola çıkıyorum. Bunların her biri birer program ve her programın içinde planlar var. Yani sen mesela bunu aldığında sana aylık 40 dolar diyor mesela burada. Aylık 40 dolar vererek her ay bunu alıyorsun ve her ayın planı birbirinden farklı. Bu bir programın içerisinde. HPVO 60 alıyorsun önce. Tamam mı? Nerede bizim tuvalimiz? Önce programın kendisini alıyorsun. Sonra içerisindeki planları görüntüleyebiliyorsun. Sonrasında bunların workout'una erişebiliyorsun. Burada birçok program var. Eğer şimdi biz geçmiş yapıdaki gibi bir arkadaş kullanırsak ne olacak bu sefer? Bir yerin altında değil de hepsi dağınık dağınık duracak. Ve gidip oradan bir tanesini seçeceğim. Ama ben şöyle bir şey istiyorum. Ben bir yere bir kere subscribe olabileyim ve oradaki her şeyi görüntüleyebileyim. Böylelikle daha güzel bir yapı oturtacağımıza inanıyorum. En azından şuraya bakınca. Bunun bir diğer örneği de Online Fit Kafa. Online Fit Kafa da Görkem Gürcan'ın yaptığı bir program. Burada da 2-3 tane farklı programlar var. Bu programların içerisinde planlar oluyor.
Bunlara kayıt olarak programın, mesela Fahrenheit programın kendisi ve New Page bunun içerisindeki bir plan olmuş olacak. Böyle bir konsepte geçiş yapmış bulunuyoruz ve şu an her kişinin program create etmesine bakıyorduk ki bakıyordum ki canlı yayın vakti geldi. Böyle bir konsept. Takip ettiniz mi? Beğendiniz mi? Var mı kendi fikriniz? Söylemek istediğiniz bir şey? Şunu şöyle yapsan daha güzel olabilir diyebileceğiniz, dediğiniz bir şey. Herkesin yorumunu açayım. Ya aslında şunları bir tane üst dosya, alt dosyaya koyduk. Koymaya çalışıyoruz artık. Onun için de AWS'de farklı yapılar. DynamoDB'yi de biraz güncellemem gerekiyordu ki onları yaptık sayılır. Ve program diye bir tab oluşturdum kendime. Bir root var artık. Bu programın root bu programın içerisinde çalıştırmaya çalışıyoruz hepsini. Var mı takip eden? Güzel hocam. Okey. Buradan da devam edeceğiz. Ne yapacağız? Ben şimdi AWS'de bir account'umuzu açalım. Bunu da şuraya bir yer alalım. Şöyle devam. Şimdi tablolardaydık. Sporty tablomuza geldik. Şimdi ben burada biraz denemeler yapıyordum. Bir tane kullanıcım var. Tamam mı? Şimdi de programlarını tutmam lazım, değil mi? Artık yani bir kullanıcım var. Oluşturduğu programlar var. Programs diye bir array'im olacak ve bunların ID'lerini tutacağım. Ve iki tane de program yarattım. Programda şöyle giderleyecek. Description'ı mesela Uber. İşte diğeri de description'ı test olsun. Name de test olsun. Mesela owner'ı var, ID'si var, description'ı var. Bir de buna secret key ekleyeceğiz. O secret key'i de yine UUID diye bir kütüphane var. Oradan çekeriz. Hadi onu da ekleyelim hızlıca. Şimdi bak create programın içerisinde ve buna secret key diyelim şuraya. Sen de oluştursun. Secret key de eklersek bunun içerisine direkt şöyle verebiliriz. Şöyle yapalım. Daha okunur olsun. Şimdi burası ne yapıyor? Önce bir plan yaratıyor. Plan yarattıktan sonra ID'sini alıyor bunun. Tamam, burada bir ID generate ediliyor çünkü. Eğer bu oluşturulursa next oluyor ve put program ID'ye giriyor. Bu put program ID benim kullanıcımı alıyor ve onun sadece bir tane key'ini update ediyor.
Bu update neresi? Bak şimdi set attribute name list appends attribute name'e new array koyuyor. Buraları karmaşık biraz. İki tane array'i aslında birleştiriyor, merge'liyor. DynamoDB. Yani nasıl bir şey bu? Diyelim ki şuraya bir tane uygulama ekleyeceğiz. Şimdi şurada bir şeyim vardı, şunu kapatayım. Programs'e geldim. Şuraya create yazıyorum. Şimdi onların listelemesine bakarız birazdan da. Project name'e canlı yayın 1 diyelim mesela. Description'a da canlı yayın 1 diyelim. Şimdi ben bunu oluşturduğumda bak updated item diyor. Bilmiyorum böyle mi dönmesi gerekiyordu bunu. DynamoDB'ye gidelim. Refresh yapıyorum. Bir tane geldi şimdi buraya. Canlı yayın 1. Burası benim şeyde mi kalıyor? Kameranın altında mı kalıyor? Şöyle yapalım. Tamam. Canlı yayın 1 diye bir description'ı ve name'i canlı yayın 1 olarak bir şey geldi. Şimdi benim user'ımın içine gidip ID gelmiş mi gelmemiş mi onu kontrol etmem lazım. ID'de updatelemişiz. Tamam. Bizim işimiz çözüldü. Şimdi ne yapmalıyız? Eğer ben ID'leri biliyorsam ben bu programların detaylarını alabiliyorum. Yani bu ne demek? Programın içerisindeki PK'ya bakarak, partition key'e bakarak şu datayı alabiliyorum. Şimdi onu geliştirmeye çalışacağız. Bunlar şurada da bir dursun. Şimdi biz programs.list diye bir şey dememiz lazım, değil mi? Her şeye geldiğimde şunu bir açalım. Burayı da ne yazmışım hatırlamıyorum. Tamam, biz burada batch'le bir şey yapacağız. Batch'le get alacağız. Bakalım nasıl olacak. Şuraya artık ihtiyacım yok gibi. Gerçi orada görürdük de ama çok önemli değil şimdilik. Tamam, PK var. Begin with çalışmıyor. Şöyle bir ID'yi koyalım. List'ten gelecek. Şuradan kopya çekelim mi? Bir token almam lazım önce. Gelen token'ını headers'indeki X access token'ı alıp onun içerisindeki e-mail'i kullanmam lazım. Geldim buraya. Bak şimdi. Sporty values. Önce şeye gidelim. Ha, bu hangi kullanıcı ve hangi kullanıcının programları neler? Önce buna gidelim. Tamam mı? Onu yukarıda yapmıştık zaten. Bir kullanıcıyı nasıl alırız? Bir kullanıcının datasını almak meselemiz şu an. Onun için ne yapacağız? Geleceğiz buradan. Get item diyeceğiz. DB query değil mi? Şimdi partition condition expression key'ye ihtiyacım var mı? Şunları bir uçuruyorum. Aslında buna ihtiyacım var, evet. Şöyle yapacağım. Bu bir user. Bu user'ın içerisine token values nokta email diyeceğim. Şunun en iyi olması benim için hiçbir şey değiştirmiyor şu an. Yoksa jvt.decode'un e-mailini koyacaktı bize ve ben onu şu an için istemiyorum öyle bir şey olmasını. Get program list params. Tamam. Şöyle yapacağız şimdi. Nerede terminal? Tamam. Terminalden gözlemleyeceğiz. Buna geldi. Query'yi aldım. Tamam mı? Bunun programlarına bakmam gerekiyor. Şimdi rest send items diye bir şeyim yok artık. Tamam, datayı dönebilir ama ben burada datayı loglamak istiyorum. Ki bunu görebileyim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? API program create'e yok. API program liste istek atmam gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Client'e gidiyorum. Tamam mı? Programın index'ine geldim. Ha, get program diye bir şey yazmış mıyım ben? T
Tamam. Bak şimdi get program diye bir şey yazmışım. Burada JSON token'ını alıyorum. Token'ı buraya veriyorum ve fetch atıyorum. 8080 portuna API program liste fetch atıyorum. Tamam. Bunun metodu get. Token'ı var. Token'ın içerisinden zaten biz e-mail alacağız. Sonrasında response handler'a girip programları return edecek bize. O da client'a gelecek vesaire. Şimdi benim ne yapmam lazım? Gidip bir refresh atmam lazım. Bak, null diye bir şey geldi. Şimdi şurada niye geçemiyorum oraya? Kapattık mı onu? Tamam, ne istiyoruz? Benim server'ımdan şu pembe yazılı yerden bir log dönmesini istiyorum. Niye dönmedi? Ona bakalım hemen. Şöyle diyelim önce. Token'ı yazdır. Token values nokta. Token values'u yazdır. Ya çünkü programs create'deyiz biz. Biz programs'e gitmemiz lazım. Tamam. Bak şimdi user'ın datasını aldık. Bu user'ın datasının programs'ı lazım bana. Data nokta programs items varsa bunun programs'ini yazdır. Nasıl bir şey yazdırıyor ki bana? Bir ona bakalım hemen. Tamam. Bunun sıfırıncısına gidip şuna bir any diyelim mi? Şimdi type'larla uğraşmayalım. User data diyelim. Items'ın possible undefined diyor. Çok önemli mi? Log user data'nın şöyle yapacağız. Items'ın sıfırıncısına bakalım. Şuna any diyelim şimdilik. Bu bir array olacak aslında. Ama şu anda any kalsın. Bakalım ne geliyor içinden. İstediğim şeyi elde edebiliyor muyum? Önemli olan o benim. Tamam, bak ayağa kalktı. Items geldi. Bak role. Bak şurayı yazdık. Şimdi yeşil kısım back office'ten dönen kısım. O client side dönen bir log. Burası bizim bakmamız gereken yer. Bunun programs'ini alacağım. Aslında burada hiçbir şey geri dönmüyorum da. Nokta programs. Tamam, bunu aldım. Şimdi DynamoDB'nin içeriğine gitmemiz lazım. DynamoDB batch get item. Bak şimdi batch get item'da birden fazla partition key ile istek atmamızı sağlıyor. Du galiba. Buna bir bakacağız. Batch get item ne yapıyormuş ona bir bakalım. Returns attributes of one or more items. From one or more tables. Definitely request items by primary key. Şimdi bunu biraz incelememiz lazım. Büyütelim. Table name, capacity units, errors. Nasıl bir şey atıyormuş? Aslında node.stk'sına baksak daha iyi olacak.
Bak, reading and writing items batch in DynamoDB. Bak şimdi, key'leri key name'i buyken key name attributes. Hoş geldin KSR. Ne haber? Nasıl gidiyor? Ben iyiyim. Biraz yorgunum. Sen ne yapıyorsun? Batch get items diyeceğiz. Gerçi bu DynamoDB client'la atılanı yok mu bunun? Bak, bu da put request'iymiş. Şimdi bunu client'la attığımız için biz buna ne dememize gerek yok artık. Key name'i projection expressions key name attribute. Sıkıcı geçiyor ve yalnız. Hadi ya KSR. Bak, biz varız burada ya. Canlı yayın yapıyoruz. Ne oldu, React Native falan nasıl gidiyor? Yapıyor musun bir şeyler? Şimdi deneyelim. Şimdi bunu kendimize uyarlayacağız tabii. Şimdi bunun altına, tamam mı? Şöyle bir şey dememiz lazım. Bunu bir fonksiyona çekeceğiz sonra. Batch get items. Peki. Dynamo DB client desek. DB client send. Merhaba Deniz, Deniz hoş geldin. Bak, document writing items in batch. Tamam, writing items'a çok gerek yok da. Ha, şuna bakalım bak, bunu nasıl export etmiş. Tamam bak, biz de böyle export ediyoruz. Denemeler, güzel kasları devam böyle. Küçük küçük denemeler yaparak. Olacak yani günün sonunda. Heh, bak bunu arıyordum. Burada send new get item comment. Tamam şu o. Run'ı burada çalıştırmış. Tamam hadi deneyelim. Export constant params. Biz şöyle yapalım bunu. Constant params export'u salla. Şunlara da gerek yok. Zaten çalışacak direkt. Geçe de gerek yok. Return data'ya da gerek yok. Ben Unity'ye yeni başladım. Oyun yapmak için ne oyunu önerebilirsin? Unity'nin çok güzel bir tane kursu vardı. Ben onu takip etmiştim. Unity Learn diye bir yer var. Bir tane videom vardı onunla ilgili. Onu 2 haftada Unity öğrenmek diye. Burada ben bir şeyi... Burada bir şeyi takip ettim ben. Junior Programmer'ı mı takip ettim? Unity Essentials'ı mı ne? Bunun içerisinde çok güzel oyun fikirleri var, tavsiyeleri var. Yeni başlayanlar için. Kesinlikle bunu tavsiye ederim yani. Buraya bak derim. Deniz Deniz. Attım linki chatten. Kamil Altuğ. Paralı değil, ücretsiz bunların tamamı. Bunların hepsi ücretsiz Deniz Deniz. Bak, hatta benim şöyle bir videom var, oraya da bakabilirsin. Şurada 2 hafta sıfırdan Unity öğrenmek diye bir video. Buna da bakabilirsin. iOS için ne düşünüyorsun? iOS bence güzel bir teknoloji. Swift yazmak da eğlenceli diye biliyorum, duydum. Daha hiç yazmadım Swift. Bir ufak denemem olmuştu. Orada bir böyle bir yazmıştım. Ne oldu ya? Müziğe ne oldu?
Yani iOS güzel bir teknoloji. Bence öğrenmesi keyifli ve yazması da keyiflidir. Ama tabii şu aralar biz ne yazıyoruz burada? Biz React Native yazıyoruz. O yüzden Swift için çok bir emek vermedik. React Native'in geleceği hakkında ne düşünüyorsun abi? Beni biraz korkutuyor. Aslında yani React Native'in ben her zaman şeyi daha iyi. Bence iOS ve Android'e ayrı ayrı uygulama geliştirmek çok daha eğlenceli olabilir. Ama bazı konumlarda mesela ben tek başıma yaptığım için şimdi bu uygulamayı React Native tercih ediyorum. Eğer biz büyük bir firma olsaydık büyük ihtimalle ayrı ayrı iOS ve Android yazardık diye düşünüyorum. Belli uygulamalar dışında. Ama şöyle eğer bir startupsan hani büyük bir şirket çok fazla kaynağın yoksa React Native mantıklı konuma geliyor burada. İşte hem bir yerde kod yaz biraz daha güzel olsun. Hani biraz daha emek ver. İki tarafı birden uygulama çıkart gibi oluyor. Ama korkutma kısmı bilmiyorum. Eğer bir gün Facebook ben React Native'i durduruyorum derse evet o problem. Ama iOS'i durduramaz yani durdurursa biter. Piyasada geliştiricileri backend tarafını nasıl çözüyor? Sol developer için diyorum. Backend araçlarını öğreniyorlar. iOS geliştiricileri. Yani Swift'le bir backend yazabiliyorsun backend'le. Backend yazabiliyorsun ama çok tavsiye edilen bir şey değil artık. Çünkü geliştirilmesi bırakıldı galiba. Yavaş yavaş durduğu diyebiliyorum. Onun yerine farklı bir programlama dili öğrenip hızlıca backend geliştirmeye başlayabiliyorsun Kamil. Mesela ben şu an büyük ihtimalle bir tane mobil uygulamaya iOS'a başlasaydım backend'ini TypeScript ile Express kullanarak yazardım. Şu an yaptığım gibi. Evet ben de onun için React Native seçtim çift platform. Kesinlikle öyle. Abi Atom diye bir kanal varmış. Önerir misin? Öneririm. Öneririm. Atom'u biliyorum. Bence güzel içerikleri var ama öğretiyor mu bilmiyorum. O kadar içeriklerine hakim değilim. Eğer sen sıfırdan öğrenmek istiyorsan Atom bir şeyler yapıyor sadece. Yapıp gösteriyor. Yok Kamil. Her zaman soru sorabilirsin. Burada zaten bu bir ders değil yani. Biz burada sohbet etmeye toplanıyoruz. Aslında bu senin sadece burada hani ben boş durmayayım diye açtığım kodlar. İnan öyle. Beraber kod geliştiriyoruz öyle düşün. Arkadaş ortamında. Bak şimdi batch get diye bir şey varmış tamam mı? Bu neymiş? Returns attribute of one or more items. Paramsı neymiş bunun? Request items. Turn consume capacity. Benim bunu bulmam lazım. Van diye bir kanal var. Unity için harika bir kanal. Ben de onun videolarını izleyerek başlamıştım. Bunun içerisinde example var mı burada ya? Şimdi onları incelemek istemiyorum tek tek. Request items return consume capacity total diyeceğiz ona. Tamam şimdi bak paramsı kendimiz oluşturuyoruz.
Request items. Ama bir de iş alanı açısından yeni teknolojiler konusunda şunu öğrenirseniz orada şansınız yüksek diyebileceğim bir şey var mı? Ben buraya master programına kabul aldım. Öyle geldim Kamil. İş alanı açısından yeni teknolojiler konusunda şunu öyle bir şey diyemem. Sen bir programında çok çok iyi olursan, her şeyini yalayıp yutmuş olursan ve çok iyi projeler geliştirebiliyorsan o zaman buralarda şansın oluyor. Yoksa standart biriysen buraya gelmen biraz ihtimal düşük. Özellikle yazılım konusunda, çünkü burada gerçekten çok yetenekli, inanılmaz harika işler yapan insanlar var. Orange Coder. Ya bunu hep konuşuyoruz aslında. Hiçbir farkı yok yani. İstediğin programı dille yazabilirsin backend'ini. Hiç fark etmez. İstersen C ile yaz, istersen TypeScript ile yaz, Go ile yaz, Java ile yaz, Kotlin ile yaz. Bilmiyorum, milyon tane dil seçeneğin var. Hangisini istersen yazabilirsin. Bir dil söylemek, inan. Yani söyleyenler de şu çok bu senin işini çözer diyenler de ben olsam güvenmezdim yani. Çünkü her şeyle yazabilirsin. İhtiyaçların ne, onları belirlersen tabii biraz daha bu dil seçeneği arasından bir şeyler yapabilirsin. Hani şunu seçersem daha iyi olur, daha kolay yazabilirim tercih edebilirsin ama öbür türlü çok zor. C ile web backend kodlama oluyor mu? Büyük ihtimalle olur da C ile web backend çok yapmazlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de yapıyorlardır. Onun yerine yani C ile yapmaz, yapma yani. C seni üzer. Mesela bunu söyleyebilirim. Eğer yeni bir program öğreneceksen baştan C'nin çok akresi falan bir şeyleri var. Java, Node.js, Python. Mis gibi bak, Python Django'ya giriyorsun, tamam mı? Django'ya giriyorsun. Mis gibi dil. Ya yani Python'ın bir kütüphanesi. Web Frameworks for Perfectionists with Deadlines. Mis. Burada dokümantasyona geliyorum buradan. First step bak. Nasıl öğreneceğini de anlatıyor. Request and response. Models and admin site. Bak, admin site'ı falan varmış. Burası niye küçük geldi benim gözüme ya? Writing first Django app part 2. Mesela olabilir mi böyle bir şey? Request items'ı ekledik. Table name. Sporty Keys. Keyname'e PK. Bunu artık endemeyeceğim herhalde. Bu direkt value'nun kendisini alıyor. Bu value'nun kendisini aldığında biz o zaman şunu mapleyeceğiz. Buradaki items nokta. Bak şimdi. Map diyorum. Program ID diyorum. Tamam, bu bir string olacak. Buradan string dönüyor. Sonra buraya ne return edecek? PK program ID return edecek. Buna da constant keys diyelim. Sonra bu key ise onların isimleri çakışacak. Program keys diyelim. Sonra şunların hepsini silelim buradan. Bakalım işe yarayacak mı? Program keys. Project expression. Name, thread, message, view. Projection expression. Şimdi burada ne yapacağız? Projection expression'da ne yapıyormuş, ona bir bakmamız lazım. Return items in any particular order to help
Include primary key values for the items in the request in the project action parameter. Ben bunu atmayınca bir şey değişecek mi ya? A string that identify one or more attribute to retrieve from the table. Şimdi benim her program için neyim var? Şuraya bakalım. Description, ID, name ve owner mı demem lazım? Owner'a gerek yok. Zaten kimden aldığımı biliyorum. Description, ID'ye de gerek. ID'ye gerek var. Şu üçünü bir almayı deneyelim. Description, ID, name diyelim. Tamam mı? Name. Description, ID diyelim. Sonra bunları get yapıp paramsı verelim. Sonrası şurayla aynı. Tamam, bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Buna da log. If error varsa log error. Tamam, yoksa log datayı bastır bakalım bir. Ne bastıracak? Meraklı bekleyiş. Şunu da return etsin ki ben bir şeyler görmeyi bekleyeyim. Şimdi şunu tekrar şöyle alalım. Buraya gelip refresh attığımda şeylerde validation exception diyor. One validation error detected value. Nasıl yani? Tamam, bir daha dokümana gidiyorum. Kapattım mı ben onu? Yok. İşte örnek vardı bir tane. Request items. Ben buna ne diyorum? Bak, request items forum. Şu mu kızıyor? Ha, projection expression. Return consumed capacity total. Hiçbir şey anlamıyorum cevaplardan da. Tag message, thread keys, subject, name. Burada pk dönüyoruz. Bu pk ne? Ona mı kızıyorsun? Bir dakika. Böyle bir şey yapsak. Tamam. Şimdi bir daha istek atıyorum. Provided key element does not match the schema. Provided key element. Hangi key element? Keys. Ha, pk. Şöyle diyeceğiz o zaman. Evet evet, uyumuyor şu an. Türkçe kılabilir miyim ben? Tamam. Şimdi dolar diyeceğiz. Şunları koyup program bu desek artık benim PK'larıma bakacak ve ona göre bir istek atacak. Attribute name is served keyword. Reversed keyword name. Tamam, şunları da uçuralım. Bu kadar zor olmamalı, hadi ya. The private key element does not match the schema diyor. Niye böyle bir şey diyor ki?
Ben bunları böyle atamıyor muyum acaba? Sporting'in ama atabiliyorum. PK'ya atıyor olabilmem gerekiyor. Partition key diyoruz biz buna. Niye atamıyorum ki oraya ben istek? JavaScript diyelim. TL'lik reklam sport geleceğe sağlam bir adım. Merhaba Mia, hoş geldin. Nepar, hoş geldin. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şimdi geç bad items. Bu projeyi Turbo Repo kurduğun yayın hangisi? Onu ben yayın dışı kurdum ya. İyi ne yapar bende? Ne olsun? Biraz yorulmuşum. Sporti beni yordu bu 2-3 gündür. Biraz fazla çalıştım. Bazı yapıları değiştirdim. Onu yayın başında anlattım. Böyle bir versiyon ilerliyoruz ya. Ona bir değindim. Yayının başına alırsan böyle bir göz atabilirsin oraya. Neler yapacağım? Şu an neredeyiz? Hangi seviyedeyiz falan. Onları biraz konuştuk bugün. Öyle. Mia, eğer Turbo Repo kuracaksan hazır repolardan bir tanesini al, öyle onun üzerinden gitmeyi dene. Yeni video ne zaman? Kasere şu an için öyle bir fikrim yok. Şu yaz olsun da bir. Benim yine finallerim başlayacak bir ay sonra. Benim 4 not ortalaması hedefim olduğu için bunu tutturmam gerekiyor ve ona çalışmam lazım. Şu anda ortalamam 4 ve bunu bozmak istemiyorum. Ölde kalacak gibi görünüyor umarım. Çok çalışırsam olacak. Bakalım, göreceğiz. Arada bu işler var işte. Sportiye daha çok önem veriyorum yani şu an. Burada client'ın şeyi var mı acaba? Get badge item desem ne oluyor? Apps'te UC. Yaptım evet onu, fakat Apps'te farklı olacak, onu kurmayı bilmiyorum. UC ne demek ya? Apps'te uç farklı olacak. Nesini bilmiyorsun ki? Anladım. Bak burada 4 tane program çalışıyor. Ha, 3 farklı app olacak. Tamam. 3 farklı app olsun. Bak burada 4 tane farklı. Ben buraya yazdığım zaman yarın dev diye hepsi çalışıyor. Evet, şu an ortalamam 4 Oğuzkan. Neden bulamadın ki ya bunu? Yoan da, ay ben JS yerine direkt React öğrenmeye başladım. Hata. Çok zor gelmedi. Gelmeyecek zaten, çok zor. Ama önemli olan bu değil. Bunu nasıl kurdun ayrı bir komutu var. Şöyle yaptım. Önce geldim, tamam mı? Bir tane. Önce şunu oluşturdum, tamam mı? Back office'i oluşturmuştum zaten. Öyle bir programım vardı. Sonra geldim Turbo Repo'ya. Turbo Repo'ya girdim ya, bak create ni mono repo diyor ya. Şimdi hatırlamıyorum tam hangi adımlardan geçtiğimi. Bunu çalıştırdığımda ne geliyor? Ona bakalım hemen. Ha bak şimdi. Tamam bak, eğer hiçbir projen yoksa elinde,
Bu komutla çalışarak iki tane app kuruyor bunun içine zaten. Bunu devam ederek yapabilirsin. Create new monorepo de. Sonra zaten iki tane next uygulaması kuracak sana. Tamam, bir tanesi web, bir tanesi docs diye bir uygulama. Package'de de UI diye koyuyor. Ondan sonra buradan devam edebilirsin. Bak, dependency'ler falan önemli. Şunu devam ettirebilirsin mi ya? Chat'e atıyorum. Yuan da bu arada JavaScript'e bakmanı öneririm önce. Bir olayları anla, JavaScript nasıl çalışıyor, sonra React'e bak. Çünkü ileride mesela diyelim ki use effect değişti, tamam mı? Şimdi burada yok da. Şu an backend'deyiz çünkü. Şurada bir mesela loader'ı da boş ver. Asenkron'u da boş ver. Mesela use effect değişti. Use effect değiştiğinde sen şununla şunun arasındaki farkları vesaire, state mantığını biliyorsan, ki bu React ile ilgili de, önce şu yazımlara falan bakmanı tavsiye ederim yani, işin özü. React'in yapılarına sonra hakim ol. Life cycle'lar falan önemli. Biraz karışık tavsiye verdim. Ne yapıyordum ben ya? Geç beta item'a bakıyordum. Neymiş, bir ona bakalım. Ben burada query atıyorum. Bir de get batch mi atıyoruz burada? Flutter Dart yerine başka bir dil kullansaydı benim için iyi seçenek olurdu. Olabilir, bilmiyorum. Flutter'da hiç tecrübem yok. Bak, bunların arasında fark varmış. Ben query ile alabilir miyim peki bunları? Query'e birden fazla key verirsen bana bunları dönecek mi? Benim primary key'lerim ne ki?
Evet. Ben Shima'yı oluştururken nasıl oluşturdum hatırlamıyorum ki. Bunu nerede yaptık biz? Ya bir program oluştururken öyle yapıyorsun zaten ama. Ben tablomun ayarlarına nereden gidiyorum? Partition kim bu? Neye bakıyordu? Primary key. Benim primary key'im var mı burada? Ona da bakalım. Partition key olduğunu biliyorum. Ama primary key lazım bir de değil mi? Indexes. Primary DynamoDB primary key ne ki? Uniquely identified each item in a table and secondary indexes to provide more querying flexibility. You can use DynamoDB. Yani diyor ki uniquely identified bir item'ı birden fazla tekrar olmayacak şekilde tanımlamak için. Unique tek olan. You can use DynamoDB streams to capture data modification. Tamam. Bakalım nasıl kullanıyormuş. Nasıl oluşturuyormuşuz peki bunu? Each item table has a unique identifier or primary key. Primary key nerede oluşturduk ki? Partition key. Bu ikisi farklı herhalde. Her biri için query atmak nasıl mantıklı mı? Bence değil. Şu bilmediğim konularda iş yapınca panik olmamak elde değil, değil mi?
Prompt callback. İşte bende Get Bad Item diye bir şey yok da şöyle bir şey var. Bu da Prompts'a gidiyor. Fetch get returns attributes of one or more items from one or more table by delegating AWS Dynamo. Tamam. Tamam, request items yaptık. Key var, string var. Get batch get request map. Bu nedir? Index total none. Indexes total none. Tamam, bunu açtım. Bunu uçursam. Bir dakika. SK da ekleyelim hadi buna. Şunun aynısı olacak. DynamoDB'ye gidelim. Explore table items. Metadata. Tamam, PK'yı ve SK'yı aynı anda veriyorum artık. Tamam, böylelikle sadece bir tane şey olacak. Çünkü secondary key'yi de atıyorum. Tamam, artık alayabiliyor olmam lazım. Heh. Oh be. Tamam, response'da döndü şimdi bir şeyler. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Şeyi nasıl yapıyorduk acaba? Dur. Terminal, console log on terminal all objects. Nasıl console logluyorduk bunu ya? Bir şey diyorduk. Util inspect. Çalışacak mı o? Dur bakayım. Böyle bir şey mi yapıyorduk? Util ne burada? Util indirmem mi gerekiyor? Haha, şu JSON Stringify yapalım ya. Doğru. Niye düşünemediysem. JSON Stringify yapsak daha mantıklı olacak. Tamam, bak şimdi server tekrar ayağa kalktı. Refresh attım. Tamam, bak şimdi datayı inceleyeceğiz beraber. Terminale bir geçelim ve şunu büyütelim bir tık. Bak şimdi istediğimi aldım, gördün mü? Sporty'nin owner'ını ben olduğum hepsini aldım. Şimdi bunları şöyle bir şey desek, PK'yı istemiyorum. Name, ID, description desem. Bana sadece onları verir mi? Dur bakayım bir. Reserved keyword diyor. Neyi büyütsem ne olur? Onu verecek mi ki ama? Yok. Rejection expressions. Expression. Neyimi almasak ne olur? Bakalım onu ve onları veriyor mu? Merakım onu alabilip alamayacağım. Bak, description ve ID veriyor. Name burada şeyse bunu bana oluşturtmaman gerekiyor ki. Ben neyimi nasıl alacağım ki? Yüzün üzerine çıkamıyor bir de bak.
Batch item. 100 tane de proje oluşturma kardeşim. Ona bir 5 tane sınır koyarız zaten. Maksimum 5 tane sınır... her kullanıcı maksimum 5 tane proje oluşturabilmeli. Değil mi? Öyle bir şey yapalım. Oh, hiç dik oturmam gerekiyor bu arada ya. Ahmet Can Üzümcü, hoş geldin. Sen katılıyor muydun yayınlara? İlk defa gördüm sanki ismini. Name as first name gibi bir şey olabilir mi? Ha, denemek lazım. Aslında şey, eğer bir Postgre yazsaydık öyle yazacaktık. Değil mi? Deneyelim mi? Eğer bu bir SQL olsaydı as diyecektik. Bu doğru. Name as program name desem. Çalışır mı? Ben geçen yayında gelmiştim. Yeni yeni geliyorum yayınlara. Beklerim. Güzel bak şimdi. Önerdiğin şey güzeldi. Ama syntax error yedik bak. Büyük ihtimalle hashtag verip üzerine yazacağım da. Dur şimdi onu bulmamız lazım. Nasıl yapacağımız. Onun illaki bir şey vardır. Yani madem öyle bir şey yapıyorsun, bana SDK'dan izin vermeyecekse ben buraya name diye bir kalım oluşturtma bana yani. Değil mi? Niye öyle bir şey oluşturtuyorsun bana? DynamoDB. Burada name'i kullanmış ama. Allah Allah. Bana niye izin vermiyor? Burada kullanmış gerçekten. Şöyle yapacağım. Aa. Nasıl yani? Attribute name is reserved keyword. Bunu bir... Dynamo. Reserved person dynamo. Tamam, burada name. Oho, bayağı bir sürü de name varmış burada. Tamam, peki. Şimdi bunu aslında... Projection expression values diye bir şey var mı acaba? Şimdi aklımda bir şey var ama. Bir dakika ha. Parameter the following are some. Ha. Bak şimdi expression attribute names. Bak şimdi şöyle bir şey yapsak ya. Şöyle desem, tamam mı? ID ve description çakışmıyor. Description. Şimdi name'de hashtag kullanmam lazım. Project name diyeceğim. Sonra project name'e name diyeceğim. Böyle bir şey çalışacak mı? Name ise hashtag alıyor. Value ise 2 nokta alıyor. Ya bu DynamoDB'nin şeyi çok dandik ya. SQL gibi değil ya. SQL olsa çok daha kolay yazabiliyorsun da alıştıktan sonra yazılışım benim tecrübesizliğim var burada da o yüzden. Syntax error yedik. Ha, şurada var string string. Nasıl kullanıyoruz ki bunu? Hashtag mi koymam gerekiyormuş başına bak şimdi. Şuraya da hashtag koyalım. Project name'e name veriyorum artık. Virgülü şöyle alacağız. Bakalım ne olacak? Ha, süper. Name'i de aldık bak gördün mü? Tamam. Cillop istediklerimizi aldık artık. Bunları client'e döneceğiz. Status send data. Console log yapmamıza gerek yok artık.
Şimdi bu yapı biraz çirkin oldu. Ama çok önemli değil. Bunları ayrı ayrı tutup sonra birbirine bağlarız. Şimdilik bir client'a yollayayım da client'te okuyalım artık şu datayı. Şimdi client koduma gideceğim. Nerede burası? Programın indeksindeyim. Tamam bak, loader var. Get programs var. Alacak. Artık ben client'ımda bunun loglamayı görmem lazım. Hatta şuraya log data diyorum. Şunu kaldırıyorum. Bak şuraya geliyor artık. Gördün mü? Response'u şöyle mi geliyor acaba? Dur bakayım. Şuraya bir loglayalım. Daha demin ne dedik biz? Şuraya gidelim tekrar. Geri alacağım. Tamam, şunu şuraya alıyorum. Ve buna plants diyorum. Bakalım ne olacak. Heh, bak şimdi nokta responses. Responses diyeceğim buna. Yanlış mı yazdım? Typo yaptık. Respon ses. Tamam. Sonra sporty yapacağım. Bunu dönerken öyle dönelim hatta ya. Data nokta responses nokta nokta sporty döneceğiz. Ya responses dönelim. Sporty tablosunda bunu client side mi alalım? Ya da buradan yapalım. Tamam, o varsa onları dönsün. Şimdi artık bunu yapmama gerek yok. Ben sadece neyi bekliyorum? Dataları bekliyorum. Aynen, tam gelen şekilde. Şimdi bunları ekrana basacağız. Ki planlarımızı gösterebilirim. Bir kullanıcının kaç tane programı var? Programını da limitleyeceğiz. Birden fazla program oluşturamayacak sürekli. Şimdi bak, bu kullanıcı şunu kullanıcı yapıyor. Onu bir kaldıralım artık. Buna ihtiyacımız yok artık. Şimdi şöyle bir div diyeceğiz. Tamam, şimdi benim şurada neyim vardı? Bir plans vardı, değil mi? Buranın kodunu bir alalım. Bak şimdi planlarım yok artık. Programlarım var. Plans'ın sayfasına gidiyorum. Router'ın değil, orada değilim artık. Sense'in indeksine gidiyorum. Şurayı kopyalıyorum buradan. Tamam, şuraya yapıştırdım. Şimdi datam var. Data nokta. Bak şimdi datam şu. Data. Artık buna şey diyebiliriz. Programs. 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 Bu da programs diyeceğiz. Bu da programs olacak. Buna da program diyeceğiz. Program. Sonra şimdi şuna bir type yazalım hızlıca. Class X'i kaldıralım. Şunu da uçur. Şunun üstüne yazalım type'ı. Global'e çekeriz sonra. Type. Program. Yerden exportlarız. Global çekeriz dediğim. Type program neyim var? Description'ım var. String bu. ID var. String. Ve name var. String. Değil mi? Şimdi bunun type'ını da alıyorum buradan. Programa veriyorum. Tamam. Şimdi şunları da program diye çekiyorum. Programın PK'sı yok artık. Name'i var. Şimdi bunun bir image de olacak tabii. Plan not değil artık, description'ı var. Image'e gerek yok şu an için. Şuraya ID diyelim.
Keylere ID verelim. Key. Bakalım ne oldu şimdi. Person is not. Bak test. Uber. Canlı yayın geldi. Harika. Şimdi biz bunların içine de gidebileceğiz. Ve ne yapacağız? Bunları set edebileceğiz. Bunların birer settings'i olacak. Bu settings'te yapmak istediklerimizi yapacağız. Search'te set ederiz beraber. Şimdi bak, burada bir create butonu var değil mi? Şimdi add new diye bir buton var. Şimdi ben create'e gittiğim zaman bu sayfaya geliyorum. Burada add new'e basınca ben o sayfaya gitmek istiyorum aslında. Add new dediğimde beni yönlendirmesi gerekiyor. Nereye? Şimdi butonum var. On click diyorum. Sonra request miydi bu? Yok. Redirect miydi? Abi burada ne işin var? Amerika'ya gitmişsin. Kalk git kendine gez. Samet. Niye ya? Onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Bak ne güzel kod yazıyoruz burada. Yazmayalım mı? Bak burada kaç kişi, ne güzel dostluklar kuruyoruz. Gel sen de katıl aramıza. Şu remix'in şeylerine alışamadım hala. Unutuyorum. Redirect diyesim geliyor da. Nereden bakalım ona? Bir yerde kuru yazmışımdır illa ki. Calendar'daki... Sen on click event'ine bakmam lazım sanırım. Link'le gitmişiz. Link'le gidelim o zaman. Doğru. Niye öyle bir şey yapalım ki? Link daha mantıklı değil mi? Linki butonun üzerine verince ne oluyor? To. Şöyle yapacağız. Programs. Create. Merhaba. Selam Mustafa, hoş geldin. Bak create'e gidiyor artık. Cillop. Nasıl gidiyor Mustafa? Nasılsın? Bir tık mola verelim. Var mı sorunuz? Anlıyor musunuz? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Emevdet devam. Nice. Abi güzel gidiyordu. Şimdi mesela bu TS ile JS farkı ne? Gelelim ona. Güvenli bir şekilde kullanıcılar uygulamamı premium nasıl yükseltir veya ödeme gerçekleştikten sonra premium özelliği açılır diye araştırıyorum. Ya o bak şimdi KSR o evet. Biraz karmaşık bir konu. Sen parayı aldıktan sonra API isteklerini değiştirmen lazım ya da token'ını değiştirmen lazım. Token'ını eğer private şeyine eklersen mesela sen artık private token atacağın için private token yani private URL'lere izin verebilirsin. Böyle bir tasarım yapabilirsin. Aklıma ilk gelen şey buydu. TS ile JS arasındaki fark, en önemli fark bir tanesinde type yazman, diğerinde type yazmaman. Şimdi mesela JavaScript sana şuna izin veriyor JavaScript. Constant test diye bir tane fonksiyon oluşturuyorum bak şimdi yanda. Test diye bir tane fonksiyon oluşturdum. Bunun ismini name ve surname alacak bu. Tamam mı? Şimdi JavaScript yazsaydık eğer
Şu name ve surname'in altına kırmızı bir işaret çıkmayacaktı. Çünkü JavaScript'te type diye bir şey yok. Hepsi her type olabilir. Type'lar neler diyecek olursan JavaScript'teki. Şimdi neler var? Integer, double bunlar değil de number var, string'ler var, symbol diye geçiyor, semboller var. Vesaire vesaire. TypeScript'in farklarından bir tanesi biz bunlara type tanımlıyoruz. Diyoruz ki bu name string. Bu sana ne sağlıyor? Sen name'in string olduğunu bilirsen mesela name nokta dediğinde bak sana buradaki name'in fonksiyonlarını veriyor. Mesela to lowercase. Eğer ben şimdi buna number dersem diyecek ki sen number'ı kullanamazsın. Bu bir name'i to lowercase'i çeviremezsin diyecek. Bu bir number. To lowercase does not exist on type number diye bak gördün mü? Ama JavaScript'te böyle bir şey yok. Sen buna name diyorsun. Eğer sen sayı yollasan bile name'i to lowercase'e döndürmeye çalışıyor. Böylelikle burada bir hata çıkıyor. Bu hatalar da bütün projeyi patlatabiliyor. Mesela buradaki kıstas da şu oluyor. Mesela gelip sen bunu any dersen, tamam mı? Artık hiçbir farkı kalmıyor bunun JavaScript şeyinden. Bu şu an name number da gelebilir, string de gelebilir. Number gelirse uygulama patlayacak. String gelirse uygulama patlamayacak. Aradaki fark aslında bu. Biz bunu yönetmeye çalışıyoruz TypeScript ile. O yüzden mesela diğer programın dillerine baktığında type'lar çok belirgin bazı mesela Java'da type'lar çok belirgindir. Her şeyin type'ını yazmak zorundasın. Yani sen constant diyerek bir program yazamazsın. Şöyle bir durum yok orada. Bunun type'ı neyse onu vermek zorundasın. Integer mi? Boolean mi? İşte long mu? Java type'larından bahsediyorum. Anladın mı şu anda? JS ile JS farkını. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz. TypeScript'te ki Stripe diye bir kütüphane var. Onu araştıracağım. Stripe bir ödeme platformu değil miydi ya? KSR. Stripe iyidir ama bilmiyorum hangi ülkelere açık, hangi ülkelerden ödeme alabiliyor. Bir yayın mı gitti geldi ya? Bana böyle geldi. Şu internette bir kökten çözüm bulmam lazım da. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Sitesinde yazıyordur KSR. Ben oradan bakmanı tavsiye ederim. Tamam, TSJS'i de konuştuk. Yo ama çok kompleks işler yapabiliyorsun bu TypeScript'te. Yani aşırı derece type yani type olayı böyle çok gelişmiş bir seviyede TypeScript'te. Baya yani mesela şu type of loader'lar falan bunların hepsi birer type tanımlıyor aslında. Şu arkadaşın hepsi birer type. Ben o kadar TypeScript'te iyi değilim bu arada yani. Type'ların nasıl çalıştığını biliyorum elbet. Mesela şu bir type. Mesela bak Remix Transfer Runtime'ın içerisinden bir type geliyor. Biz bunu request'e koyuyoruz ki request'in ne olduğunu anlayalım. Noktaya basınca bak bir sürü bana fonksiyon gösteriyor. Uçsuz bucaksız bir konu. Her zamanki gibi. Şimdi biz ne yapacaktık?
Hızlıca bir şey yapabiliriz aslında. Bir tane daha programlardan devam ederek. Şimdi bu programı bastığımızda, bak bunların statüsü olacak bir de aktif ve deaktif diye. İşte onu da ekleyelim. Bir program oluştururken statüsüne bakalım. Tamam mı? Şimdi bunun bir program nerede oluşturuyoruz? Create'de oluşturuyoruz bak. Create program dediğimizde bunun bir statüsü olsun. Statüsü aktif. Şimdi statüsler ne olabilir? Ben Turbo'ya bakıyorum. Çok zor mu ya Mia? Nerede takıldın? Ne zorladı seni orada? İşte aktif olsun. Archived olsun. Archived olsun. Bir tane de aktif pasif mi olsun? Pasif olsun. Aktif, pasif ve archived olsun, tamam mı? Şimdi doğru mu yazdım? Apps'ten yeni bir Docosaurus ya da Next.js bir proje açmak istiyorum. Tamam, terminale gidip yapabilirsin bunu. Yapamıyor musun? Şöyle gideceksin. Mesela sport diyeyim ben. CD app diyeceğim. Tamam mı? O sonra buraya geleceğim. Ne hatası veriyor? Hatayı yaz bana. Sonra buraya diyeceğim ki işte create latest next bilmem ne bilmem ne. NPM paketini yazacaksın. Paketler kurumamış ne demek? Tamam, şimdi o zaman bir üst folder'a çık, burada yarın çalıştır ya da npm çalıştır, hangisiyle yapıyorsan. Bu arada eğer sen bunu open source projesinde yapacaksan yarın review'lerde falan biraz zorlanabilirsiniz eğer şeyde Turbo Repo daha önce ya Monorepo'yla daha önce bir tecrübeniz yoksa. Yolum uzun, üşeniyorum ya. Öğrenmem gereken şeyler var. Kasere kaç yaşındasın ki sen yahu? Yolun uzun tabii yani. Benim de yolum uzun inan. 50 yaşında olsak belki bunu söylemek biraz şey ama. Daha bak düşün, sen şu an 17 yaşındasın. Aramızda neredeyse 8-9 yaş var. 8-9 yıl sonra şu an çalışmanla benim yaşıma geldiğinde o çalışmayı devam ettirirsen inanılmaz yerlere gelebilirsin. 8-9 yılda 4-5 projeyle. Üşenmemen gerekiyor işte sadece. Ben olsam üşenmezdim. Bak ben de yapıyorum. Benim de bir sürü yolum var bu arada. Ya inan şunları öğreneceğim diye ben aslında şu bir haftadır 4 gündür ne taklalar attım ya. Şu Dynamo diye bir şu tasarımı düşünmek için falan. Yarından itibaren değil, bugünden itibaren. Hemen başla. Yarın dersen olmaz. 24'te. Bak Mustafa da 24'te başlamış. Ben de 18 yaşında falandım. KSR senin. Aynı senin yaşlarındaydım yani. Yazılımla tanıştığımda. C# kitabıyla başlamıştım. O zamanları düşünüyorum da çok karışık geliyordu her şey. Şu anda sen erken başlamışsın.
Vallahi öyle. Uncle Bob kim bilmiyorum da. Şu anda zaten yaşlar giderek geriye düşmeye başladı. Benim adam gibi bir bilgisayarım yoktu yani. Başladığımda. Babamın bilgisayarıyla çalışıyordum. Ha, Robert C. Martin'i biliyorum, tamam. Uncle Bob kimmiş ya? Uncle Bob takma ismi Uncle Bob muymuş? Ben 16'yım, geçen sene başladım. Ben. Ne güzel arkadaşlar işte, bakın ben diyorum. Böyle bir sorunuz olursa çekinmeden yazabilirsiniz yani. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. İnanın, inanın yani benden daha iyi yerlere gelin benim yaşıma geldiğimde. Sen yani burada şimdi bak 16 yaşındasın. Aramızda neredeyse 10 yaş var. Hani 10 yıl sonra gel benim bulunduğum noktanın daha ilerisinde ol yani. Ben onu istiyorum. O yüzden bu canlı yayınlar var. Yoksa abi YouTube'da Uncle Bob diye videolar da çekiyor. Onu bilmiyordum bak. Kuzey abi Next.js nereden öğrenebilirim sence? Aslında direkt açıyorsun. Yardıra dokümantasyonu takip ediyorsun, öğreniyorsun. Vardır onun bir dokümantasyonu. Next.js'in tutorial'ları güzel bu arada. Get start diyorsun buradan. Buradan başlıyorsun böyle. Manuel setup bilmem ne. Related, sonra pages'e gidiyorsun. Sonra bu pages'e okuyorsun. Burada gösteriyor ufak tefek şeyler. Ya da template'e gidiyorsun. Ama bu zor biraz daha. Bu kısmı biraz daha bildikten sonra yapman gerekiyor. Buraya bir tanesine giriyorsun. Dev repo deyip buradakileri inceleyebilirsin. Ne yapıyor? Ne ediliyor? Bu tutorial'ları nerede ya? Bu tutorial'ları vardı. Next.js tutorial. Heh bak burası. Burası güzel kaynak. Bak bunu takip ediyorsun, öğreniyorsun işte. Yeni bir app kurduktan sonra başka bir şey yapmamız lazım mı? Vadim ya senin için next projesi kuracağım şimdi buraya bir tane. Şimdi sonra bozulacak her şey ama hadi gel kuralım beraber. npm run dev'i üst folder'da yapacaksın. Turbo hepsini çalıştırsın diye. Geldin buradasın ya bak şimdi app var. Package var. TurboJSON var. TurboJSON'daki şu build'lerine dikkat etmen lazım birincisi. Outputs ve depends ona. Çünkü bak build'lar sen next step'i kuruyorsun. Ona dikkat etmen lazım. Hata ne mesajı? Hata mesajı göstermeli bir de. O gelmiyorsa. Ya da şimdi burada dev çalıştırıyorsun ya. At bakalım hadi. APK HTML alanında yeni web geliştirmede hangi alanda kendimizi geliştirmeliyiz yani front back? Bence ikisinde de Tuncay. Önce bir tanesinde ilerleyip biraz daha hakim olup sonra diğerine geçip ona devam etmen gerekiyor. Ama 16 yaşındaysan frontend biraz daha güzel gelebilir. Çünkü backend çok dinamik şeyler oluyor arkada. Bir de göremiyorsun ya. Frontend'den başlamanı tavsiye ederim. Bence bir yazılıma başlayacaksın. Frontend ile başlamalı da. Aslında ilk önce temeller. Frontend falan değil. İlk önce temeller. Fonksiyonlar nasıl çalışıyor, yapılar neler vesaire. Ondan sonra diğer şeyler. Tamam, aktif olsun. Proje direkt aktif olsun. Daha bunların user'ları falan gelecek. Bunları updateleyeceğiz falan. Sürekli böyle bir akış dönecek. Hadi Mia seni bekliyoruz. Uçla hemen.
Kaç 2 saat mi olmuş ya yine canlı yayında yapalı? Hoşunuza gidiyor mu bari canlı yayınlar? Yeni insanları nasıl çekeriz arkadaşlar sizce? Ben bir Twitch'te de yayın açmaya başlayayım artık. TS Ignor var. Eniler de var. Adnan. Çok hızlı yazıyoruz o yüzden. Data burada neye kızıyordu ben onu yaptım? Discord'da attım abi. Kalsın şimdilik. Çöz kesinlikle mantıklı olabilir. Dur şimdi Mia'nın bir turbo riposuna bakalım. Hepsini içine atmışsın sadece. Sonucu göster bakalım. Ne demek yahu? Seçkin. Sonuç güzel gidecek. Web sitesini soruyorsam burada bir yerdeydi. Neredeydi? Sonuç ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Gelmiyor. Refreshliyorum. Bak Mia kaç kişi seni bekliyor şu an? Seni biraz acele ettireyim. Hangisi sen web'i mi? My website oluşturuyorsundur. Senin package.json'la bakalım. Docker'usmuş. Docs ne? Package.json'a gidiyorum. 3001'de Next Dev yapıyorsun. Web'in var. Tamam bak bunların hepsi güzel görünüyor. Hangisi çalışmıyor? Hangisini çalıştıramıyorsun sen? Bunları ikisi kuruyor. Sen My Website'ı mı kurmaya çalışıyorsun? Ben de MVC'de kod yazıyorum. Web geliştirici olmak istiyorum. Bulgaristanlıyım. 18 yaşındayım. Versin. Valla bravo. Bakarız Mia Discord'da. Sakin olup ilerlersen çözeceğini biliyorum da. Hoş geldin Verti. İyilik ne olsun? Kod yazıyoruz beraber. Sen işlerini halletmeye devam et. Biz buradayız pazarları biliyorsun. Sınavlar benim sınavım olacak herhalde. Hepimizin sonu olacak bence. Ya sınav dediğin nedir ki her gelip geçecek sonra zaten. 5 yıl sonra umurunda olmuyor yani. Bilmiyorum oluyor mu? Üniversitedeki sınavlarım şu an umurumda değil yani. O zaman ne stres oluyordum belki. Şu config ne yapıyor kim bilir. Dur şimdi. Şuraya bir girelim. Yes ignorumuza laf geldiğine göre.
Şimdi request'in datasını bunu veriyorum. Bunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum ki ben. Request'e data taşıyorum middleware'den. Middleware'den taşımıyorum. Next'e taşıyorum bunu. Dataya kızıyor. Neyse ben kaçıyorum. Kolay gelsin. Şu sınavlar bitsin. Bekliyorum Word'ü. Gelince devam ederiz. Haydi görüşürüz KSR. Ben burada devam. Kod yazacağız zaten. Çok bir şey yaptığımız yok. Ben zaten bir yarım saat 45 dakika sonra kapatırım yayını. Tamam buradayım. Şimdi şu gsignal oradan kurtulalım. Ama yine buna kurtulurken yine any diyeceğim ki buna. Request'in içinde data hiçbir zaman olmayacak çünkü. Benim derdim bunu fonksiyona paslamak, tamam mı? O zaman şöyle bir şey demem lazım. Yine any koyacağım ama neyse type.ts'in oradan kurtulmuş olacağız. Kuzey bir şey sormak istiyorum. Farklı işletim sistemleri üzerinde aynı dil ile çalışmanın avantajları neler? Hani derler ya Windows'ta C++ ve Linux'ta C++ geliştirme. Farklı işletim sistemleri üzerinde aynı dil ile çalışmanın avantajları neler? Mustafa tam algılayamadım ya. Yani sen Windows'da C++ yazabilirsin. Linux'ta da C++ geliştirebilirsin. macOS'te de C++ geliştirebilirsin. Oradaki compiler önemli. Şimdi C++'ı mesela farklı compilerları olması lazım. GCC miydi? Compilers diyelim. GNU var. Bu compiler önemli. GNN miydi? GCC. Ama bak bu. C-Lang falan. Bu aradaki bunlar önemli galiba. Bunlara bakarak bir şeyler yapalım. Mesela her nerede tutuldukları bitler falan farklı okunacağı için. Bu farklılığın sebebi işte bu. Compiler farklı aradaki. Gerçi sen o compiler istediğin gibi değiştirebiliyorsun ama mesela Windows'ta acaba geliyor mu sana compiler direkt bilmiyorum ki. İhtimalle compiler farkıdır ama. Şu OS dersi ben almadım daha bu arada. Bunu gelecek dönem alacağım OS dersini. OS dersini aldıktan sonra bunu konuşalım mı? OS'te öğreniriz herhalde bunun nedenini.
Şimdi dur, şu type ignore'lardan kurtulalım mı? Şimdi bu renklere any demem lazım. Tamam, başka da var mı? Any istemiyorum. Yes, ignore. Büyük. Yani şimdi tam bilmiyorum çünkü yanlış söylemeyeyim. Ya bir fikrim var ama OS dersini aldıktan sonra daha güzel şeyler söyleyebilirim. Hadi let's go. Şimdi test, Uber ve canlı yayın biri var. Şimdi ben buna bastığımda bunun ID'sine gitsin. Tamam mı? Bunu Remix'te nasıl yapıyoruz? Eh be. Yazamıyorum. Bunu Remix'te nasıl yapabiliyoruz? Docs. Blok var. Tutorial'lardan birine bakabilir miyiz acaba? Bunun dokümantasyonunu da çözemedim daha. İşte haftada bir kere iki kere bakınca çok güzel oturmuyor bazı şeyler. Unutuyorum hemen. Şimdi Next'te biliyorum neyin nasıl olduğunu. Şu aklımdaki şeyi nasıl aratacağım burada? Aslında routing diye aratsam çıkacak da. Root. Naming. Heh. Yeni bir dosya oluşturup o dosyanın ismine şunu istiyorum. Bunlar optional mıymış? Basic root, dynamic root parameters. Dynamic root parameters. Bak, bunun önüne şey koyuyormuşuz. Ha, güzel. Tamam, şunu alalım. Buraya gelelim. Root'un içerisine değil de neredeyiz? Back office. App root var. Index var. Program var. Programın içerisine program ID diyorum. Tamam mı? Şu indeksi kopyalayıp buraya yapıştıracağım. İndeks yapıştırmama gerek yok gerçi. Böyle diyelim. Program ID olsun. Export default diyelim. Böylelikle daha iyi olacak. Şimdi bakalım onu nasıl alıyormuşuz. Tamam, bunu böyle yaptık. Sonra geldim. Params'ın içerisinde mi alıyormuşuz? Use params diyormuşuz. Use params. Block Tamam, şimdi bunu tıklanabilir yapmamız lazım ki o paramsı alabilirim. Bunu açalım. Bunu da açalım buraya. Ne işimiz yok. Bak şimdi. Bu bir div. Bunun burası link olacak artık. Yok, burası. Bir link olacak. Buradan to diyeceğiz. Bu to da dinamik olacak ve ID'ye gidecek.
Nedir bu? Programs sin iç kısmına gidecek. Ne o? Program.id. Program.id'ye gidecek. Şimdi bastım. Bak, params geldi. Burada bir yerde log çalışması lazım. Client side mi oldu? Program ID geldi. Tamam. Şimdi biz program ID'ye tekrar istek atacağız. Ve onun detaylarını çekeceğiz. Program ID. Params'ın program ID'sine bakalım. Params nokta program ID'ye bakacağız. Çünkü bunun ismi program ID olduğu için direkt oradan gelecek. Burada yazanı buraya yazdım. Bir şey yaptım yok. Şimdi bunun özelliklerini istek atmamız için bir şuraya bir program daha yazmamız lazım. App var. App.get diyeceğim. API program. Programın kendisini almak istiyorum. Bu bir get olacak. Tamam, verify. Verify token. Verify is admin. Bir asynchron function oluşturacağız. Tamam. Şimdi request olacak bunun. Request res response. Bunun içinde istediğimi yapabilirim artık. API program. Tamam. Bir şey merak ediyorum. Daha önce kullandım mı ben bunu? Tamam. Aramsa bakalım bir de. Tamam, çok önemli değil. Şuradan devam. Şimdi yine bir try keşimiz olsun. Yine bir log error'umuzu bastırırım görürsek. Şimdi ne yapıyorum? Programdan bir şey almam lazım, değil mi? Şimdi benim oradan ne atmam lazım? ID'yi yollamam lazım.
constant, tamam mı? ID equals req nokta query nokta ID alalım. ID program ID diyelim buna. Program ID diyelim. Tamam mı? Program ID. Sonrasında şurada yaptığımız get'i yapalım. Update değil de burada da get'i yapamadı. Items put dedik. Listte birden fazla da çekiyoruz. Constant program get program params diyeceğiz. Hızlı bir kopya çekelim şuradan. Out'tan mı çekelim? Out'tan çekelim. Sign'inden çekelim. Table name key. Table name sporty key program bunun ismi ID olsun. Sonra bir aşağı geçelim. ID diyelim buna da. Sonra DDB'den DynamoDB'den get yapalım. Get program params dedik. Request ve yok error ve data yazacağız. If error varsa bana error'u bas. Şimdilik sonra response'ı çekeriz onu. Yoksa log data de. Tamam, şimdi benim buraya query params program ID atmam lazım. Buraya geldiğimde şimdi burada bir loader'ım olacak. Export constant loader. Şimdi şuradaki şey yapıyı kuruyoruz aslında. Oradan kopyalayalım mı bunu? Oradaki yapıya gidelim. Create'e geldim. Ya create'e gelmedim. Index'e geldim. Burayı kopyalıyorum aslında. Program get programs değil artık. Get program olacak bu. Şunu ekleyelim. Get program diyeceğiz buna. Şimdi get programs neredeydi? Bunun içinde. Create program var. Get programs var. Ben bir de buna aynısı olacak neredeyse. Get program demek istiyorum. Request'i var. Yine token alıyorum. Bu bir get. Biraz search params'ı nasıl veriyordum şimdi fetch'e? Biraz search params'ı bir yerde kullanmış olmam lazım aslında benim. Ne biçim bir şey yazmışım ben ya? Hiç kullanmamışım ki.
ofisinin sorusuna gidelim. Hutsundan sense bakalım. Sensin listine bakalım. Hep listemişiz. Bir şey yapalım mı? Request ve program ID gelecek buraya. Bu string olacak. Şöyle bir şey yapalım. Search params nokta append program id string'e çekip buna verelim sonra bunu. Bakalım alacağız mı? Program list değil artık bu. Programın search params nokta to string diyelim. Bunu da kaydedelim. Program stil program olsun artık. Program ID gelmesi lazım buraya. Bunun içinde nasıl alıyorduk? O da vardı şeyde. Dokümanda. Params. Virgül params nokta program id. Get program. Get program. Program varsa yapacağız bunu. Else'inde return error dönecek. Değil mi? Program. Use params constant data use data type of loader diyelim. Tamam. Log diyelim, data diyelim buna da. Şimdi buradayım. Bunu da kaydedeyim. Get program is not defined. Tamam. Ne oldu şimdi? Item owner description pk id name geldi. Çok tatlı. Chillop tek attık. Güzel. Bunu şöyle yapsak daha güzel olacak. Ya da orada kalsın. Şimdi program ID'de burada bir return yapmam lazım. Buraya geldim. Res.status diyeceğim. Status 200 diyeceğim. Else'inde yapacağım bunu. Buradan kopyalayalım mı? Sonra item'ı yollamam lazım. Gelen item'ı, gelen datayı yollasam oluyor mu? Yok, item'ı yollayacağız. Datanın item'ını yollayacağız. Şöyle. Ne olacak? Şurası gitmiş olacak sadece. Burada artık params'la ihtiyacım yok. Ben params loader'da kullanıyorum.
Data nokta SK mı diyelim? PK diyelim, bakalım ne gelecek. Şunu görmeyi bekliyorum. Çok güzel. Şimdi bunun update olmayacak. Bir program yaratıldığında o programın update olmayacak çünkü çok maliyetli olur yani. Programın planlarına da etki etmesi lazım olacak. Bir programın planını etki etmeyeceği için update olmayacak. İsmini değiştirebilir mi? Değiştirebilir. ID'den tutuyoruz her şeyi. İsmini değiştirebilir. User'ları değiştirebilir olacak. Kimin görüp kimin göremeyeceğini, kimin admin olup kimin admin olmayacağını buradan belirleyecek. Onun dışında bir şey yok galiba. Tamam, şöyle diyelim şimdi. Tamam mı? Ve geldim. Şimdi bunu bir yazdıralım her şeyi buradaki. Bu datanın type'ı ne olacak? Ona bir bakalım. Yani type diyelim. Program info diyelim. Program desek yeterli olur. Owner var. String. Secret key var. Secret key dönmesi de olur bu arada. Description'ı, tamam, script key boş ver. Owner olsun. Name'i olacak string. ID'si olacak string. Description olacak string. Program. Tamam, şimdi bunları divlerin içine yazalım mı? Headerin içine yazalım önce. Sonra değiştiririz. Bunu bir tablo haline getiririz. P dedik. Data nokta ID data nokta owner data nokta name data nokta description. Uf. Description. Tamam. Şöyle diyelim hatta. Bunları nasıl gösterelim kullanıcıya? Şimdi bunun name'i başta yazsın. Sonrasında ID'si yazacak. Daha şimdilik böyle görmesi yeterli. Tasarımla uğraşmayalım. Program formation. Şuna H1 diyelim. Class name text 2x large. Bir tane geri butonu koyacağız. Programlara geri dönebilecek. Zaten programları bir kere çektikten sonra bunları global state tutarım. Bir daha istek atması gerek kalmaz. Böylelikle daha verimli olur. Çünkü her seferinde DynamoDB'ye gitmesin. Şunu H2 diyelim. Tamam, şimdi biz programlarımızın information'larına gidebiliyoruz. Uber'e gidiyorum. Uber Kuzey Admin ID'sini buraya yazıyor. Tamam, daha bunun içine zaten tab'ler gelecek. Hangi user'lar var, neler var falan filan, onlara bakacağız. Şimdi bir tane daha ekleyelim mi buraya? Test 2 diyorum. Test 2 description diyorum. Ekledim. Tamam, yönlendirme yapmayacak zaten. Programa geldim. Tamam, test 2 geldi. Şimdi bunların tarihlerini de tutacağız ki tarihlere göre sort edelim. Sürekli bunların yeri değişmesin. Created date diye bir şey tutarız. Hatta yapalım. Programs'in içinde create'e geliyorum. Buraya bir created date diyeceğiz. Created. Ne koyalım buraya? Şu an new date object koysa mı? To iso string diyelim. Bakalım ne olacak. Bütün tabloları
Silelim zaten be. Benim AWS'im burada bir yerde miydi? DynamoDB'ye geldim. Tables'a geldim. Sporty. Tamam, Explore Items dedim. Programların hepsini bir uçuralım. Tamam. Şimdi artık burada hiçbir şey görmemeyi bekliyorum. Güzel. Add New. Neden? Test 1. Test 1. Create dedim. Programa geldim. Bir de şuna bakacağız şimdi. Created add diye bir şey geldi mi buraya? Nereye yaptım ki ben onu? Statüs de gelmedi. Last name, password, programs. Çünkü ben user'a bakıyorum şu an. Heh, şuna bakacağız. Heh. Secret key status created at bak 22.03 18.34. Server'ın saati 18.34 şu an. O server'a göre isteği yapıyor. Öyle mi yapacak? Öyle yapsın ki global olsun hep. Hepsi aynı saatte olsun. Yoksa mesela Türkiye'ye gitsem şimdi saat orada 9.30, 9.30 yazacak. New date demek daha mantıklı. Herkesin local saatine göre mi olsun? Neyse, orası düşünülür. Biz created at formasını yapalım da. Sonra description dedik. Statüsü de geldi. Heh. Statüsü geldiğine göre ben bunları buraya da yazmaya devam edeceğim. Status. Status. String. Created at. String. Created at. Div'in içine alalım şunları. Name. ID. Owner. Div olacak. Div'i daha açalım. Description. Div daha. Status. Div daha. Created. Tamam, şimdi biraz daha güzel değil de açıklayıcı görünecek. Tabi bunları şöyle yapalım ya hızlıca. Buna bir space y verelim ki class name space y 4 diyelim. Araları açılsın hepsini. Tamam. Bak, created at de geldi. Tamam, program information'ını çok basit bir şekilde bastırabiliyorum artık. Benim için önemli olan şurası. Bir de orayı düzelteceğiz. Şimdi şu listede de bir değişiklik yapmam lazım. Listede nerede benim Project name description, ID description, status ekleyeceğiz buraya. Buraya bir de ne ekleyeceğiz? Created ekleyeceğiz. Created at ekleyeceğiz. Bunları değiştirmenin yolları yok zaten. Şimdi ben liste tekrar geldiğimde şuradaki active artık program.status'tan gelebilir. Status. Bunu aldım. Bir de bunun içine yazalım bunu. String diyelim. Tamam. Şimdi bir de created etini yapalım. Şöyle diyebiliriz ona da. Name'i var. Bir span var. Div diyelim. Class name. Flex diyelim. Flex diyelim. Bunlar da mı flex olsun? Bu flex column olsun. Sonrasında bir tane daha div alalım.
Sonra bir tane daha div alalım bunu. Buna da created at diyelim. Program nokta created at. Bu da bir string. Evet, neyimiz reserved keyword status. Tamam, bak şimdi aynı hatayı bir daha aldık, gördün mü? Şuraya gideceğiz. Buna project status diyeceğiz. Status. Status. Created at'e de bir şey demezler herhalde artık. Değil mi? Bakalım ne olacak. Şimdi bayağı tekrar kalktı. Bak, test active. Tamam, style benim için hiç önemli değil şu an. Onu değiştiririz yani, o kolay iş. Şunları span alalım. Tamam. Bunda fotoğraf falan filan eklenecek yani. S3'e istek atmıştık ya. Onları vesaire yapmamız gerekecek. Tamam, en azından bir tane programı şu an güzel bir şekilde oluşturabiliyorum. Var mı burada olan? Takipte miyiz? 2 saat 40 dakika olmuş. Neyse, ilerledik en azından biraz. Kolay şeyleri yapabiliyoruz en azından. Hızlıca. Hoş geldin Aras, ne haber? O Mia, buradayız buradayız. Aa, güzel Yuanda. Anlıyor musunuz bari yaptığım şeyleri? Yani istek atıyorum. Çekiyorum datayı. Daha doğrusu önce istek gidiyor. DynamoDB'ye varıyor. Giden istek. Onaylanıyor. Sonra geri dönüyor. Tekrar liste istek atıyorum bu sefer. Get isteği bu. Geldi. İstek, ben buraya bastım. Aslında çok yaptığımız şey çok basic. Ama şimdi şöyle bir olayı var işin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bütün hepsini birden almıyoruz. Şimdi şey de olabilir bazı case'lerde mesela. Programların bütün hepsi sana lazım olabilir. Bütün data. Ama bizim yaptığımız şey ne? Buraya gittiğimizde bak. Her biri için gidiyoruz. Database'imizden çekiyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Azıcık anlıyorum. Güzel. Niye? Benden daha netleşti olaylar. Süper napero. Sen biraz daha geliştir kendini. Belki bakmışsın, dahil olmuşsun buraya. Vallahi böyle bir ekip falan kurabiliriz yani. Biraz daha benimle mülakat yapmanız lazım. Öyle kolay değil bu işler. Mülakat deneyiminiz olmalı. Ben zaten şundan birazcık para kazanmaya başlarsam eğer günün birinde hemen bir iki kişiyi bulmayı deneyeceğim. İlk Discord'a bakacağım ama. Parayla ücretli şekilde çalıştırmak amaçlı. Tamam, şimdi bir istek daha atalım bakalım. Her şey yolunda mı? AWP'ye gönder. Mia şimdi değil de sonra yayın sonunda bakalım. Biraz daha sonlara doğru. Şimdi etni ve gidememem benim canımı sıkıyor. Bak, şuralara basınca gidemiyorum. Yazıya tıklamam gerekiyor. Bu beni bir tık canımı sıktı. Şurada bir yerde. Şunu ben link butonun üzerine alırsam çalışacak mı? Ama bak, bunun type'ı kaydı. Çok güzel bir proje bu Sportio. Güzel, teşekkür ederim. Böyle düşündüğün için. Şimdi bunun kaldırırsam link text olacak. Biz buna şey vermeyeceğiz ya galiba. Dur bakayım. Şunu bir öğrenelim artık. Use Navigate.
Client-side yapalım bunu. Use Navigate ekleyelim. Ama o button değil, link kapayacağız. Şimdi bunun on clean'e şunu yaptıracağım. Buraya git diyecek. Bu değil. Şuraya basıyorum, tamam. Bak, use navigate. Zaten bu şeydi ya. Use navigate React Router'ın bir yapısı. Tamam, add new'i de ekledik. Tamam, add new'i bir daha deneyecektik değil mi? Geldim buraya. Test 2 diyorum. Test 2 diyorum. Tamam, bu okey olduğunda da bunu tekrar listlere değil de listin içerisine yönlendireceğiz. Oluşan programın içerisine, detayına gitmesi gerekecek. Güzel bir UX deneyimi olur o. Test 2, test 1, 18.34, 18.44. Kaç saat var ya arada? Server'lar nerede çalışıyor acaba? 18.34. Benden 4 saat ileride. Avrupa'da mı serverlar? Ben bunları nerede tutuyorum ya? Virginia. Başka bir yere gidiyor demek ki. İstek. 18.34. Tamam, şimdi Day.js'e ayırabiliriz aslında. Benim burada Day.js'im var mıydı acaba? Day.js'im vardı galiba burada bir yerde. Bakalım, programs'in içindeyim. Şurada created at var. Ben burada Day.js'im vardı. Day.js. Kurul değil mi bu buraya? Yere kurduğumu hatırlıyorum ama buraya kurmadım galiba. Day.js. Moment var mı burada? O da yok. Tamam, bir şey kuralım hadi. Sporty'nin apps'e gidiyorum. Sporty back office'teyim. Yarn at Day.js diyelim. CD'den geri çıkıyorum, geri çıkıyorum. Bu da bir yan çalıştıralım bakalım. Yarn dev. Tamam. Şimdi DJ'sim olmalı artık elimde. Import DJS. DJ'sin içerisinde. DJS'in içerisinde bir şey vardı bunu çeviren. DJS isostring to date. Display. Display. DJS'in içine koyamıyor muyum şeyi ben? Bu ne diyor bana? Nasıl yani? Nokta. Date. Böyle bir şey ne verir?
23 veriyor. Dur şimdi. Format diyelim. Saati istiyor muyuz? Hadi saati de alalım. Saati vereceksem local demem. Local demem lazım ki o saate çeksin onu. Saat çok önemli değil sanki ya. Ha, saat çok önemli mi? Created at'te saat çok önemli mi bilmiyorum. Önemli aslında çünkü saate bakarak da ilerleyecek. Mi? İkisine de 14.04 mü diyor? Kırk dokuz, 34, 44. Ama bana gelen data 18 mi? Çok önemli mi? Değil herhalde. Biz buradaki saatimize göre uyarlıyoruz. ISO string kullanıyoruz zaten. Tamam. Şimdi bunları sortlayalım. Date'lerine göre. Şimdi ben DJS'leri birbirinden çıkartabiliyor muyum? Şimdi bunu burada yapacağız mecbur. Programs.sort. P1, P2. Bunlar birer program olacak. New date deyip P1 eksi new date deyip TypeScript kızacak. Çok önemli mi değil şu an için. New date 2 dersem. Ne olur? 34, 44, 49. 2 eksi 1 diyelim. Dur şimdi nasıl bir hesap yaptık? P1'den P2'yi çıkarmam lazım. Neyse şimdilik kalsın ya. Bunu yapalım mı? Hadi yapalım. Dur. Hızlı karar değiştiriyorum. Sort date array in DJS. Böyle bir şey var mı? DJS'in sortu mu varmış? Heh, şöyle bir şey varmış bak. Güzel, benim işim bayağı rahatlattı şu an bu. Hemen deneyelim. Tamam. Sort yapıyor da. Program A nokta created at diyeceğiz. Ha, created at verdik mi ya biz daha demin? Created at vermedik ki, nasıl yaptı onu? Eksi 1'e 1 diyelim.
2 büyükten küçüğe sıralasın değil mi? Son yazdığım ilk çıkmalı. Son oluşturduğum. Test 4 diyelim. Test 4. Test 4. Tamam. Bak test 4 geldi. Hatta bunu server side de yapabiliriz. Burada değil de. Bunu iletirken. Şimdi get programs nerede çalışıyor? Program listi çağırıyor değil mi? Back office'te değil, artık programın içinde de yapabiliriz bunu. Listim nerede? Program list. Ama burada DJS yok. Neyse kalsın burada. Çünkü şimdi oraya bir daha DJS kurmaya gerek yok. İlla lazım olacak bir gün. Ama şimdilik burada yapsa. Bu da server side çalışacak günün sonunda. O yüzden bir problemi yok. Client'ı etkilemeyecek. Test 4, test 3, test 2, test 1. Güzel. Sortlanarak ilerliyor. Bunlar biri aktif. Tamam, biz bunları aktivitesini, pasif vitesini falan filan içeride ayarlayacağız. Burada settings bölümü olacak. Bu settings'in içerisinde bunları ayarlayacağız. Bu statüsü aktif, pasif yapabilir ya da bu programı arşivleyebilir. Değil mi? Nasıl? Güzel mi? Buraya kadar anladık mı? Yani bir bak, aslında çok basit bir ne oluşturduk? Bir tane API'miz var. API'ye istek atıyoruz. Bir şeyler yazıyoruz. Başka bir domainimiz var. Başka bir ucumuz var. O uça gidiyoruz. Yarattıklarımızı geri alıyoruz. Hep böyle al ver. CRUD Applications diye geçiyor bunlar bu arada. Çok bir olayları yok yani. Ama tabii bu update'ler falan filan biraz zorlayıcı olabiliyor bazen. Mesela şeyi düşünüyorum. Database kısmında update'leyerek mi gitmeliyim yoksa versiyonlayarak mı gitmeliyim? Onu hala emin değilim. Büyük ihtimalle update'leyerek gideceğim. Çünkü uygulamanın kullanıcısı yok, bir şey yok. Çok zor olmaz yani, update yapmak çok maliyetli olmaz diye düşünüyorum. Versiyonlamak demek ne demek? Versiyonlamak da bir şey yaratıyorsun. Tamam mı? Mesela test 4'ü yarattın. Test 4'ü pasif yaptığında test 4 kalıyor. Gidip sen onu aktif yapmıyorsun. Yeni bir tane test 4 oluşturuyorsun ve buna diyor, bir öncekini disable ediyorsun. O artık olmuyor. O gelmiyor. Hep test 4 geliyor. Ve pasif şekilde geliyor. Aktif pasif yapınca öyle geliyor. Versiyonlaya gidiyorsun. Ama çok kompleks bir yapıya doğru gidebilir. O yüzden böyle daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. En azından şu an için. Böyle. Var mı sorunuz? Mia bakalım mı senin şeye? Burada mısın Mia? Sonra da kapatırız zaten önce baştan yayını. Sorunuz vesaire yoksa. Mia bana ses verdiğin an bakabiliriz senin turbo repo'ya. Ya bakalım mı? Mia, neyi yapamıyordun sen şu an? Turbo run dev. Vallahi Mia kaçtı. Baktı olmuyor. Biz de şurada bir push atalım bari ya. Git, evet. Ne yaptık bugün ona bir bakalım da. Ona göre bir isim bulalım. Program root'unu ekledik. Güncelledik daha doğrusu. Burada bir şeyler yapsak. Bakalım kaç satır kodu yazmışız.
Ne yaptık? Program flows yaptık, değil mi aslında? Git commit program. Programs list update. Değil mi? Programs'ın listini updateledik önce. Liste updateledik. Ve API program getirdik. Get program info. Get program info dedik. Programs değil böyle. Program list. Program list update. Get program info creation. Ya da info desek yeterli. Programs UI design diyelim. Git push 212. NPM randevu yaptığımda my website çalışmıyor. Bakalım şimdi. Bunu ya normalde şey yapmam lazım, böyle bir debug ederken uygulamamı çekip düzeltmem lazım da. Tamam, şimdi bakalım. Turbo Package JSON, Turbo JSON'a bakalım bir. Cache false persistent true ne demek? Ya? Ha buna dev yok çünkü. Niye dev yok bunda? Bunun içinde dev script'i yok. Miau. Bunun içinde bir tane dev çalıştırın da bu gidip script'ten dev çalıştırıyor. Sen dev çalıştırman gerekiyor burada. Normalde sen burayı start diye mi başlatıyorsun? Şu startı dev yaptığında çalışacak. Ya da hangisinde watch ediyorsan ona yazman lazım. Bu Docker'ın devi var mı? Docusaurus. Package.json dev. Tam Docosaurus olduğunu anladım da yani sen nasıl bunu çalıştırıp şey yapıyorsun? Niye biliyorum ama yani şunu startı dev yaptığında çalışacak diyorum ben de sana. Bu kadar kolay bir şey aslında. Start'ı deve çekersen çalışacak. Eğer bu Docusaurus'un devi varsa watchlama özelliği. Bilmiyorum şimdi script'lerin ne olduğunu. Sen bu start'ı dev yaparsan çalışacak. Çünkü turbo gidiyor devi çağırıyor. Mesela burada bunların çalışma sebebi ne? Tamam bak sana şöyle söyleyeyim. Docus'un çalışma sebebi package'in içerisinde dev olması.
Gidiyor bu devi çağırıyor. Bak şimdi benimkilere bakalım. Hepsi dev. Bak şimdi back office'e bakıyorum. Denedin mi daha önce dediğim şeyi? Bak package JSON geliyor bunu çağırıyor. Tamam mı? Server package JSON geliyor bunu çağırıyor. Sonra supporty back office. Tamam bak package JSON geliyor devi çağırıyor. Bak Sporty mobil app niye çalışmıyor? Bak şimdi sana söyleyeyim. Burada dev diye bir şey yok. Çünkü ben onu istemedim. Normalde ben bunlardan bir tanesine dev verirsem o dev bu mobil uygulama da açılacak buraya. Anladın mı? Hı? Bunlar hep temel şeyler. Oldu mu bari deneseydin? Çalıştı mı? Ekranı kaydır. O zaman başka sorunuz varsa şu an sormanızın tam zamanı. Yoksa ben gidiyorum. Yemek falan yiyeceğim. Bir şeyler izlerim. Kitap okurum belki. Emin değilim ama yaparız bir şeyler. Zaten haftaya pazar yine buradayız. Buradan devam ederim. Bir bakmışsınız uygulama bitmiş. Şaka yaptım. Bitmez herhalde. Haftaya sorarım artık. Sorarsın şu anda ne olacak ki? Discord'dan da soruyorsun zaten sen. Düşüneyim o zamana kadar. React ile ilgili sor bak. Sen artık madem React'e başladın. Burada benim gibi biri varken. Sor hemen. Gelsin mesela, anladın mı? Anlamadığın her şeyi sorabilirsin. React ile ilgili. Madem başladın. Her şeyi biliyorum demiyorum tabii ya. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geleni. Bunu biliyorsun. O zaman ben kaçıyorum. Okey. Soru sormayı eksik etme. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir büyütelim kendimizi. Bugün bayramımız zaten son kötü. React Native'de kaynak önerebilir misin? Dokümantasyon Ali. Ben dokümantasyon öneririm sadece. Çünkü React Native bilmiyorum. Tutorial'ı var mı, yok mu? Ne olabilir? Bazı videolar vardı. Ne gibi videolar? Böyle projeleri diyebilirsin. Sıfırdan öğreniyorsan kesin dokümantasyon. Dokümantasyon çünkü en önemli şey. Hatta kendi şeyi de vardır. Tutorial da olabilir. React Native'in önerdiği tutorial'lar vardır. Onlara bakabilirsin. Onun dışında yok başka bir fikrim. Bir de böyle YouTube'dan işte şeyler izleyebilirsin. Çünkü yani React'i anlıyorsan eğer React biliyorsan React Native daha kolay geliyor. Bu proje izleyebilirsin yani. İlk defa böyle bir şey dedim herhalde. Proje izle diye ama React Native öyle öğrenilen bir şey biraz da. Çok bir dokümantasyonu yok.
Hoşça kalın. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Hafta yine buradayım, görüşürüz. Ben de haftaya buradayım şu anda. Görüşürüz. Haydi ben kaçtım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz.